Euzubillahimineşşeytanirracim. Adıyaman'da emekli din görevlisi Osman Gözlü, Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde kurban ibadetini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken ve şartlara yönelik açıklamada bulundu. Allahu ekber. La Emekli İmam Osman Gözlü yaptığı açıklamada kurbanın kelime anlamını aktarırken Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak anlamının taşıdığını söyledi. kurban ibadeti, kurban deyince garip kökünden gelip Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak anlamındadır. Bu kurban kesimi ile kese ve kasanın kıyılması demektir. Yani cimriliğin ortadan kalkması demektir. Kesene dokunacaksın, hem kasaya dokunacaksın ve o şeyle yaptığın hal ve hareketlerle Allah'a kavuşacaksın, Allah'a yakın olacaksın. Kurban yaklaşmak demektir, yakınlık ve bölüşmek demektir. Kurban kesimi ile cimriliğin ortadan kalktığına dikkat çeken Gözlü, kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken ayrıntıları söyledi. Kurban şartları küçük mesela kuzu ve keçi cinsinde olanlar en azından 1 yaşını doldurmak lazımdır. Dana ve yani sığır cinsinde de 2 yaşını doldurmak lazımdır. Develerde de 5 yaşını doldurmak lazımdır. Burada koyun ve keçilerin bir kurban olarak kesimi caizdir. Danaların ve sığır cinsinde olanların 7 hisseye kadar 7 kişi bunu birleşerek kurban yapabilir. Deve de aynen öyledir. Başta o hayvanın sağlıklı olması lazım. Ondan sonra yani hiçbir özrü olmamak şartıyla gereği gibi kıbleye yatırılıp ondan sonra tekbir getirilip Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber kelimesiyle keskin bir bıçak ile boğazına ve ehli olan bir adam ile yani kasaplar ehli olacaktır. Onun kesilmesi uygundur. Zaten onun dışında kesilmesi caiz değildir. Bilmeden ya elini keser ya kurbanı doğru kesmez. Kurbanın kesimi böyle olur. Etine gelince de en azından 3 hisse yapılır. Birisi aile efradına yedirilir, birisi dost ve ahbaplarına hediye edilir, bir kısım da fakirlere tasadduk edilir. Kurban derisine gelince de kurumlar vardır. Artık neresi kafalarına göre uygun ise oraya sadaka olarak kurban derilerini de tasadduk edebilirler.